Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Şehit Başçavuş Kurtdereli Operasyonu 1. haftasını bitirdi sayın seyirciler. Hedef terör örgütünün kampları, mağaraları ve lojistik destek depoları. Tonlarca erzak imha edildi. Yüzlerce kalaşnikov, roket atar, helikopter düşüren füzeler ve patlayıcı ele geçirildi. Sonunda hedeflenen alanın 1/4'ü kontrol altına alındı. Operasyon çok zor koşullarda ilerliyor. Ancak tüm zorlu koşullara rağmen operasyon devam ediyor. İyilerdir değil mi anne? Ne zamandır haber de yok. Siz hiç merak etmeyin. Köklerini kurutup sağ salim döneceklerdir. Kampa mesafemiz ne kadar? 15 dakika. Kurtdereli için buradayız, unutmayın. Unutursak kalbimiz kurusun komutan. Çoluğa bulup yalvartmadan dönmek yok. Çoluğa almadan dönmek haram. Komutanım, işte bana bunlarla geliniyor. Geldik işte. Buradayız. Hadi. İçiniz rahat olsun. Bundan sonra Türk adaletinin güvenli ellerindesiniz. Canınız bize emanet. Bizimle işbirliği yapanların bu işbirliği göz ardı edilmeyecek. O yüzden herkes bildiğini şimdi söylesin. Vaktimiz yok. Sonra konuşursanız size hiçbir faydası olmaz.
komutanım. Şu adam sanki bir şeyler söylemek istiyor gibi. Diğerlerinden çekiniyor olabilir. Sessizce ayıklayıp konuşturalım. Sen iyi misin? İyiyim komutanım. Neden sordunuz? Bu eylem meselesinden beri iyi görmüyorum seni. Unutamıyorum komutanım. Belki de burada olmamalıydım. Saçma sapan konuşma. Yedi kişiler komutanım. Bunlar çoluğun en iyi adamları beyler. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi askerleriyiz komutanım. Eyvallah. Hatırlattın, iyi oldu. Gözümüzde görüyoruz. Çok şükür gözümüzün gördüğünden korkmayız komutanım. Sus. Kirpi bir kirpi. Kirpi bir dinlemede. Olumsuz. Temiz. Nerede? Ha? Nerede Çolak? Çolak nerede?
Komutanım, buna baksanız iyi olur. Bu ne şimdi? Meşhur bir tablo. Bu manyak burada bununla mı uğraşıyor? Ressamı kim acaba? Hieronymus Bosch. İyi bir ressam olduğu kadar derinliğinde teki. Cehennem mi acı çekmek uzmanlık alanı diyebiliriz. İyice kafayı yedirsene. Bunu hatırladınız mı komutan? Takıyor öyle şeyler. Biz gelmeden hemen önce kaçmış. Buralardan. Etrafta kim varsa haber edin. Jandarma, komando. Çolak buralardan. Tamam komutanım. Bir haftadır geziyoruz. Daha ne kadar kaçacağız? Kaçmıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Güvenli bölgelere doğru hareket ediyoruz. Bu sefer çok kararlar çolak. Ağır zayiat var. Dağdaki unsurların birçoğu öldü. Mağaralar, mühimmat depoları hepsi gitti. Önemli değil. Yerine yenisi gelir. Hatta daha iyisi gelir. Az daha sıkın dişiniz. O askeri öldürmeyecektik çolak. Bunlar bir asker için bir orduyu ayağa kaldırırlar. Kaldırsınlar. Kaldırsınlar bakalım. Çolak'ın yapacağı büyük eylemin kod adı kıyametmiş komutanım. Hiç kimse içeriğini bilmiyormuş. Çok gizli yürütüyor. Bir de Çolak'ın oğlundan bahsetti. Oğlu olduğunu biliyoruz zaten. Bize yeni bir şey lazım Zafer. Kıyametle ilgili ne biliyormuş? Çolak'ın oğlu. Bu eylemin bir parçasıymış. Oğlunun nerede olduğunu biliyor musun? Sezin diye bir kadın var. O yönetiyor her şeyi. Erbil'deler. Bütün bildiğim bu. İşbirliği yaptık. İstediğinizi verdim. Ne olacak bana? Ona Türk adaleti en doğru kararı verir, merak etme. Diğerlerinin yanına götürün. Emredersiniz. Çolak mutlaka oğluyla irtibat kuruyordur. Eğer kaçacaksa da onu almadan gitmez. Çık! Efendim? Ne durumdasınız? Ensesindeyiz komutanım. Gitgide yaklaşıyoruz. Kaçıyor ama yakalayacağız elbet. Tamam. Birkaç bir şey öğrendik. Bu çolak ne yapacaksa artık bu eyleme kıyamet adını vermiş. Ayrıca oğlunu Sezin diye bir kadın koruma altında tutuyormuş. Karabatak zaten Erbil'de. Sezin deden kadını bulsun. Belli ki oğlu da bu işin içinde. Tamam komutanım. Oğlunu bulursak bir ihtimal kendisinde buluruz. Karabatak gerekeni yapsın. Yasin'in de haberi var zaten. Konsolosluğumuzun da. Her türlü desteği verecekler. Emredersiniz. Ateş yeni bir bilgi var. Sezin diye bir kadın operasyonun kilit ismiymiş. Çolak'ın oğlunu da koruyormuş. Biliyorum komutanım. Ben de o izin peşindeyim.
Süper. Sizin önemli ateş. O kadına ulaş. Haberdar et beni. Tamamdır komutanım. Neredesin? Erbil'e doğru gidiyorum. Ne? Sen delirdin mi? Asker her yerde seni ararken böyle ortalarda dolanamazsın. İstediğim yerde istediğim gibi dolanırım. Burası benim toprağım. Hı hı. Gördük kimin toprağı olduğunu. Sen sakın gelme. Ben her şeyi yürüteceğim. Beni iyi dinle, saçı uzun, aklı kısa. Bu benim projem, benim fikrim. Benim intikamım ve benim modum. Ben olmadan hiçbir şey yapamazsın. Gerekirse oğlumu da çekerim işten. Bu nasıl? İyi. Gayet iyi. Yarın saat 2'de Faruk'un mekanında buluşalım. Eyvah! Bunlar nereden çıktı? Kapatman lazım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Helikopter yarım saate buluşma noktasına gelecek. Her yeri son bir kontrol edin. Emredersiniz. Çolak dönelim. Salak salak konuşma. Öldürtecek misin bizi? Kamyonun kasasında ne var? Savan! Dur, çıkma! Geri gel! Komutanım. Bekle. Bak bakayım. Komutanım.
Zafer! Dayan koçum. Sakın gelmeyin komutanım. Pusu kurmuş şerefsizler. Sizi bekliyor, sakın çıkmayın. Nerede bu herif? Süleyman Yavuz. Başçavuş Hüseyin, hoş geldiniz komutanım. Var mı bir ihtiyaç? Arama çalışmaları devam ediyor. Bir ihtiyacımız yok. Olabilir, dur bakalım. Şu adamların hallerini sevmedim, gözümüzü ayırmayın. Komutanım, müdahale etmezsek yaşayamaz. Komutanımı almak zorundayız. Tamam, biliyorum. Ama başka yaralı da vermek istemiyorum. Komutanım, ben hızlıyım. Bırakın gidip almaya çalışayım. Komutanım gitsin. Zafer komutanım bu halde bırakmayalım. Tamam, arkadan dolaş. Karşıdan ulaşmaya çalışırız. Emredersiniz. Şerefsiz. Amacı hepimizi öldürmek. Ne yapacağız komutanım? Bulacağız. Gidin bulun. Arkadan dolaşın. Tek olmayabilir. Kasayı açabilir misin? Tamam. Arabadan aşağı iner misiniz? İnin dedim aşağı. Silahları var. Thank you.
adamlar manyak mı ya? Bu kadar adamın içinde öleceklerini bile bile. Komutanım ne oluyor? Buradaydı. Kim? Buradaydı, kamyonun kasasındaydı. Kim buradaydı? Çolak. Çolak burada mıydı? Yok, değildi. Doğru söyle lan. Burada mıydı? Evet abi, kamyonun arkasındaydı. Allah kahretsin. Burun burunaydık. Çolak. Ne tarafa gitti? Bana bak, ne tarafa gitti söyle. Şu tarafa doğru gitti abi. İşiniz gücünüz dahilince pusu kurmak değil mi lan? Oğlum aklın varsa öldürürsün beni. Yoksa çok fena canını alacağım senin. Komutanım dayan, yardıma geliyorum. Dikkat et! Durum nasıl? Olumsuz. Olumsuz. Senin gibi ödlek birini görmedim. Sıksana lan şerefsiz. Sen bilirsin. Siktir. Komutanım öldürecek bir şey yapmazsak. Dayanın biraz daha. Bu bundan en fazla yapabileceğin. Bu mu? Burada durmuş.
fazla uzaklaşmış olamaz. Burayı çembere almak lazım. Destek ekip istedim, geliyor. Yaklaşıyoruz beyler. Hissediyorum, az kaldı. Komutanım, bu kıyamet dedikleri ne? Nasıl bir psikopatlığın peşinde bir herif? İşte yakalayınca çoluğa soracağız onu. Yalnız bu adamı canlı yakalamak lazım. Ben şimdi öyle bir şeyin garantisini veremem Fethi kardeşim. Senin dediğin garanti kapsamı dışında. Sanki ben adamın kara kaşına kara gözüne hastayım Keşanlı. Çolak ölse bile hain planı hala devrede olacaktır beyler. İlla birileri devam ettirecektir. Biz işimize bakalım hadi. Bu taraftan. Komutanım, ben gidiyorum. Gözümüzün önünde ölecek yoksa. Komutanım, göremiyorum. Yok hala. Komutanım, bir şey yapmamız lazım. İzin verirseniz çıkayım. Aşık, işaretim bekle. İyi misin? Ben iyiyim de. Oruç gitti ya. Seni hastaneye yetiştireceğiz aslanım. İyileşeceksin, merak etme. Tampon ver. Her şey yolunda anne. Evet. Soruşturmadan haber var mı? Ben de kararı bekliyorum. Bu ara belli olması lazım. Sen yine de kendini kötüye hazırla kızım. Diplomanı elinden alabilirler. Kimi şikayet ettiğini de bilmiyoruz değil mi? Senin bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Yok. Hayır. Merve'nin ailesinden biri olmalı herhalde. Neyse kızım, hadi sen kendine dikkat et. Karar gelince beni ara. Tamam anne. Merak etme. Of, bir haftadır patlayacağım ya. Hiç haber yok.
Sen ne yapıyorsun? Hiç. Şikayet meselesi mi? Ya aşırı gerginim birkaç gündür. Karar bugün yarın belli olacak. Ya diplomam elimden alınırsa ne yapacağımı hayal bile edemiyorum. Tamam, düşünme böyle şeyler. Pozitif düşünelim, iyi düşünelim, iyi şeyler olsun. Efendim Erdem abi. Bağır. Zafer vuruldu. Durum ağır. Helikopterle Karabayır'a geleceğiz. Sen hazırlıklı ol. Müdahale gerekecek. Tamam. Tamam, ben bekliyorum. Ne olmuş? Zafer vurulmuş. Ne? Dayan aslanım. Dayan. Buralarda. Çolak! Geliyorum Çolak! İstediğin yere kaç! Yerin yedi kat dibine de girsen bulacağım seni. İstediğin kuytuya gir Çolak. Seni almadan eve dönmek yok bize. Geliyorum Çolak. Geliyorum. Her şey hazır mı? Hazır. Artık havada sinek uçsa haberimiz olur. İyi. Nihayet Büyük Bey'e güzel bir haber verebileceğiz. Merak etmesin. Kıyamet yakında kopacak. Artık bizi hiçbir şekilde engelleyemezler. O kadar emin olma.
Çolak hala ortalarda yok. Almaya gideceğim. Askerle sorun yaşamış biraz. Ama kurtulmuş ellerinden. Biliyorum. Umarım operasyon tehlikeye atacak bir durum oluşmaz. Oluşmaz. Ben yine de Büyük Bey'e haber gönderdim. Mühimmat desteği için. Herhangi bir baskında elimizdekilerle buradan sağ çıkamayız. Ben gidip alayım. Gerek yok. Ben ilgilenirim. Sen Çolak meselesiyle ilgilen. Dako. Emmoğlu, Yasin'in kıyafetleri de bu adama mı giydirseydik? Baksana böyle bir, böyle bir garip oldu böyle. Güzel oldu güzel. Efil efil takılsın böyle. Şş. Bu Sezin seni tanımıyor değil mi? Bak eğer tanıyorsa, bize bir numara çekiyorsan. Bize bir numara çekiyorsan, benim kardeşime bir şey olursa seni yakarım. Neltülük ya Morov. Ne diyor oğlum bu? Türkçe konuş oğlum, Türkçe. Tanımıyorum. Bak vurunca Türkçe öğrendi. Emmoğlu. Bu adam Arap. Sen Arapça biliyor musun? Letiştagıl, ene arif. Esser, leştüntür. Mekul nalink, ehne arif. Şş. Küfretmiyorsun değil mi? Bak küfrediyorsan bozuşuruz sonra ha. Hadi gel. Şş, yemin et. Emmoğlu. Bak bu çelik yelek. Çelik tulum değil. Dikkatli sık. Sonra durduk yere paket etme bizi burada. Ana, iyi ki de dedin lan. Ben onu mutfak ünlüyü sanmıştım. Ama unuttuğum bir şey var. Özel kuvvetlerde bize keskin nişancılık eğitimi veriyorlar. Hadi canım. Vallahi mı? Lan var ya o yelekten değil de senin o espri anlayışın var ya. Tam onun ortasından vuracaksın seni. Böyle Sense of Humor'un ortasından böyle puu diye geçireceğim mermiyi. O ne lan? Dayı oğlu. Hiç sana anlatamam şimdi 2 saat onu. Bakalım burada ne varmış. Silahlara bak. Son teknoloji. Sorsam bilmem kimle savaşmak için gönderiyoruz derler. Ama Emmoğlu bak. Ha bu silahların hepsi senin de sonuna bize dönecek. Bir de her şey gözümüzün önünde oluyor. Bunları almak için öyle uyuşturucu parası falan yetmez. Büyük sponsor lazım. Onlara sponsordan çok ne var? Neyse. Hazır mısınız? Hazırız biz. O zaman gidip şu ablayla tanışalım. Adam yok ya. Yer yarıldı içine girdi sanki. Hayır. Buralarda. Bence de. Aramaya devam. Bulana kadar. Hadi. Ben şöyle gidiyorum.
Nereye gitti bu ya? Komutanım. Şurada mağaralar var. Belki birine gizlenmiştir. Tamam hadi. Komutanım be. Ben bir küçük su döküp geliyorum. Tamam hadi. Hadi. Thank you.